paylaşın. Peki, sorular çok. Tarana da yapacağız. Taranaya geçelim mi? Bana Taranaya geçelim, çok tamam. güzel de tarif ediyorsunuz. Ben bir yapayım bakayım aynı mı? Hatta ben bugün ne şey yapıyorum biliyorsun. Bize internetten çok soru geliyor. Hepsini birebir ben cevaplıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü her sorunun cevabında ben de bir şeyler katmış Valla oluyorum sitemize herkese. bekleriz. Bak fotoğrafımız da var. Onda şeyde de çok bir O garip çıkıyorum. sorulardan birazcık ben derleyip Aynen. bir bölüm yapmak Zaten istiyorum. onları özellikle alıyorum ki ben size Evet, ayrıca sormak harika. için. Mesela açlığa hiç gelemiyorum diyor bir izleyicimiz Öznur. Bir saatten fazla yemezsem başım dönüyor ve kendimden geçiyorum. Ne dersiniz? İşte burada Hem mutfağa insülin gidelim direnci buyurun. var. Yani siz açken bir saatten fazla dayanamıyorsanız o zaman vücut sindirmiyor demektir. Çünkü yediğiniz yemekler sindirilse açlığa dayanırsınız. Yaşınız ne olursa Siz olsun. dayanmak zorunda değilsiniz. Lütfen yerken kolay sindirilen gıdalardan uzaklaşacaksınız. Yani sizin sindirim sistemini Bu dayanıklı tembelleştiren mı? eğer gıdalardan Ha, boş ver. uzaklaşırsanız o zaman yavaş yavaş bu süre uzamaya başlar. Hiç kimse sürekli yemek yemeye mahkum değildir. Çünkü bizim sindirim sistemimiz o kadar mükemmel ki yediği yemeği uzun süre sindirebiliyor. Ama eğer sizde enzimler yoksa, sindirim sistemi tembelleşmişse, eğer bakteriler bozuksa, ne dedik demin, probiyotikleri almak zorundasınız dedik. Bunlardan vücudunuzu güçlendirmek zorundasınız dedik. Eğer bunları yaparsanız eninde sonunda siz bir bakacaksınız sabah yemişsiniz akşam üzerine kadar artık acıkmıyorsunuz. Ne güzel olur. Bunların zamanı vardır. Çok geç kahvaltı yapmayın. Geç kahvaltı yaptığınız zaman vücut çalışmaz. Gündüz çalışmak zorunda. Onun için kahvaltıyı erkene almaya gayret edin. Adım adım erkene alın. Çiçek Hanım diyor ki o toplardan günde kaç tane yiyebiliriz? Nasıl bu arada lezzeti? Hanımlar, beyler. Güzel, çok güzel. Güzel. Bakın bu toplardan şöyle yapın. Mesela sabah kahvaltısını yaptınız değil mi? Arada çok acıktım diyorsanız bu toplardan yapın bir tane yiyin. Biraz Bir bekleyin tane. ama, yani 2-3 tane birden yemeyin. Çünkü vücudun onu algılaması için tükürük bezlerinde pitlerin salgılaması lazım. O mideye inecek. Orada bir süreç geçecek. O süreci geçirin. Yani bir tane alın. Bir 15 dakika bekleyin. İkincisini istemeyeceksiniz ama 15 dakikada 10 tane toplayabilirsiniz. O zaman da boş boşuna yemiş olursunuz. Fazla kalori, onun fazla kalorisi hiçbir zaman zarar vermez. Merak etmeyin. Sizi şişmanlatmaz çünkü içinde hiçbir şey yok. Çok az muz var. Geri kalanı fındık, ceviz ve badem, biraz da kakao. Kakao zaten antioksidandır. Çok iyi bir antioksidan olduğu için size zarar vermez. Zaten beni görüyormuşsunuz, baktım nerelerdesiniz diye. İki tane, iki diş de sarımsağı şöyle yapayım. Oh, ne Ha. güzel. Niye yapıyorum bunları? Şöyle, ha. Tarhana yapıyoruz. Tarhananın da tadı doğrusu. Ha. Mesela Şöyle genelde hastalarım sarımsakla şunu çıkıyor. soruyor, takipçilerimde akşam tarhana çorbası içebilir miyiz? İçinde un var diyorlar. Çok O iyi. kadar un hiçbir şey yapmaz. Tarhana çok güzel bir probiyotiktir. Özellikle kış aylarında sabah kahvaltıda da içebilirsiniz. Akşam da içebilirsiniz. Hiçbir sorun yaratmaz. Probiyotik olduğu için de akşam sizi rahatsız etmediğinden akşam uyumadan önce bile tarhana çorbası içilebilir. Hiç merak etmeyin. Ama abartmamak şartı yani bir kase. Ama kışta tarhanasız geçer mi? Geçmez. Geçmez. Dur, bunun Hele altı ev fazla oldu, o tarhanası. yüzden alıyorum biraz. Bunu biraz kısalım mı? Evet, ay ben daha kısacağım diye açmış mıyım? Ondan oldu. Evet. Hemen buna suyumu koyayım. Oh, harika. Ya sarımsağın kokusu da çok güzeldir. Özellikle pişerken. Tabii Değil çiğ mi? olan sarımsak pek hoş kokmaz ama ben çok seviyorum. Şimdi Doğal bunu, olan her şey çok güzel. değil mi kesinlikle? Daha önce ıslatmıştım taranamı. Gerçi bu çok olmuş şimdi. Buna koyarsam bayağı koyu Hepsini olmuş olacak. koymayalım. Hepsini koymayalım. Şöyle az bir şey. Şöyle yavaş Evet. yavaş. Bir de çorbaları çorba olarak yapın. Ben bazen görüyorum çorbalar sos gibi oluyor. Çorba dediğiniz biraz sıvı olması lazım. Bir de bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Hani yemeklerde çorbayı ne zaman içmemiz lazım? Şimdi siz bir kaba önce tane koyuyorsunuz değil mi? Önce tarhanayı koydu Zahide Hanım, sonra su ekledi. O tarhanayı eritmek için. Lütfen siz de yemekleri böyle yapın. Önce taneli olan yemekleri yiyin. En üstüne çorba için. O zaman çok daha iyi doyarsınız. Sofradan tok kalkarsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani çorba en son içilsin.
Ben bütün hastalarıma sürekli olarak bunu tekrar ediyorum. Hatta artık WhatsApp grubu kurduk. Sürekli olarak onlara mesaj yolluyoruz. En hatırlatma güzeli. Mesajları. Günde üç kere sabah kahvaltıyı erken yapın. Çorbanızı en son için diye. Bunlar çok ufak detaylar ama sizi çok rahatlatacak ve bu tür rahatsızlıklardan kurtaracak detaylar. Şimdi bu tarhanayı farklı yapanlar var. Mesela soğanla da kavuran var. Ben sarımsakla yağdan sonra bir şöyle bir çevirdim. İçine bu aşamada yoğurt koyanlar var. Başka ne yapıyorsunuz farklı merak ediyorum. Çünkü siz bana çok güzel yazıyorsunuz. Sorularınızı bekliyorum ve yaptıklarınızı da bana anlatın ki. Mesela bak bu da başka bir ney? Ben Hivda. Salatalık çayı nasıl oluyor Zayda abla? Bende de göbek var ya demiş. Ben hemen salatalık çayı. Hemen salatalık çayımızı da yapalım ayrıca. Anlatayım. Hatta yapmadan da anlatayım. Bir salatalığı alıyorsunuz. Doğruyorsunuz. Bir litre ılık suya atıyorsunuz. Ondan sonra yanında bir limon var. Kesin. Yarısını dilimleyip içine atın. Diğer yarısını sıkın. Böyle de ne oldu? Salatalık ve limon suyu ve limon bir sürahide duruyor. Ondan sonra onun içine birazcık zencefil, taze zencefil. Eğer olmazsa toz zencefil ama toz zencefil biraz acı yaptığı için çok az koyun. Taze zencefil varsa bir tatlı kaşığı kadar koyabilirsiniz. Veya yarım tatlı kaşığı kadar keyfinize göre. Sonra bunu alın, bir tülbentle kapatın. Dışarıda bekletin veya buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabaha kadar beklesin yani 12 saat. Bu demlenmiş olur. Bu salatalık çayı. Bunu sabah kahvaltıdan önce, öğle yemeğinden önce içerseniz enzimleri harekete geçiriyor ve siz daha iyi sindirdiğiniz için daha az acıkmaya başlıyorsunuz. Özellikle sık acıkanlara bunu tavsiye ediyoruz. Eğer bu tür bir şeyle yemekleri yerseniz, yemeklerde de ekmekten biraz uzak durursanız ne oluyor? Göbeklerden kurtuluyorsunuz. Ha. Çünkü göbek sizin zayıf olduğunuzu gösteriyor. Yani siz güçsüzseniz göbek sizi koruma çemberine alıyor. Halbuki güçlüyseniz göbekten kurtuluyorsunuz. Ben birçok hastamı daha çok kalori besleyerek ama doğru kaloriyle göbeklerden kurtardım. Ben bile 115 kiloydum. Bir zamanlar gerçekten ayakkabımı bağlayamıyordum, çorabımı giyemiyordum. O vakitten bu zamana kadar yaklaşık 30-35 kilo verdim. Maşallah. Bir ara 40 kilo vermiştim sonra. Ama sigarayı bırakmak benim için hayatımın en güzel şeyi. Bir en güzel eşimle evlenmem. İkincisi en bugün güzel kararım. Bugün zaten çok bir aşık gördüm sizi hocam. Vallahi ben ne bileyim. Ne oldu dünden 14 Şubat'ta kaldık. İkincisi de sigarayı bırakmak. Çünkü güzel. Sağlıklı olmak zorundayız. Bak, sağlık her şeyin başı. Lütfen başladı. Yerken şunu dikkat edin. Size en değerli varlığımız nedir? Eşimizin yanında bedenimiz. Lütfen o bedene çok iyi bakın. Her sabah kahvaltı yapın. Her yediğiniz lokmada mesela şu zeytini alırken bunun size yararlı olduğunu bilerek alın. Bu yeşillikleri yerken yararlı olduğunu bilerek alın. Yemek yerken en güzelini seçin. Sakın açık büfede gidip de salata yiyip sonra ben tatlıyı hak ettim demeyin. Siz tatlıyı hak etmiyorsunuz. Önce bedeninizi beslemek zorundasınız. Onun için yediğiniz lokmalar çok önemli. Önce en değerlisinden başlayın. Bakın bir kediyi sofraya atarsanız ne yapar? En iyisini seçer, onu yer çeker gider. Burada kedi yoktu geçen. Var hocam var. Arkada yatıyor. Onlar yemişler hayvan gitmişler. Sever bir program olarak kapımız herkeslere, evet. Bütün hayvanlara açık. Kedi gibi düşünün, açık. En değerlisini yiyin ve korkmayın. İşte pilavdan korkmayın. Pilavdan kaçanın kaşığı kırılsın diye pilav vardı. O da niye öyle ondan derler? Ondan korkmak yerine pilavın size zarar vermeyeceği hale gelin. O zaman ne yapacağız? Bir müddet kolay sindirilen gıdalardan uzak duracağız. Hmm. Düzenli besleneceğiz. O zaman her şey yoluna girecek. Peki. Bunu başarmanız şeyimizi... çok basit. Lütfen bunu başarmak için çaba sarf edin. Bir adım size iki adım bedenin gelmesi demektir. Siz bir adım gidin. Birazcık erken alın kahvaltınızı. Bir bakın öğlen daha iyi acıkmışsınız. Açlıktan da korkmayın. Açlık belirtisi nedir biliyor musunuz? Vücudun sağlık belirtisidir. Mesela hasta bir kişi acıktığı zaman ne oluyor? Bütün aile mutlu oluyor değil mi? Zaten siz bilirsiniz yani eğer yaşayanlar varsa ameliyattan operasyondan sonra odaya alınır ve yemek yiyip iştahının olup olmadığına bakılır. Eğer iştah geldiyse geriye önce zorla yenir ama gerçekten iştaha geldiyse tamam. Artık vücut hayata tutunmaya hazır demektir. Evet hayata aslında. Tutunmak için göbeklerden kurtulmak için besleniyor.